Buluşmamızın her anını biz bir mucize gibi coşkuyla kutlardık. Yeryüzünde yalnız ikimiz vardık. Sen bir kuş kanadından hafif ve inceydin. Merdiven basamaklarından baş döndürücü bir hızla inip çiğ taneli çiçeklerin arasından geçirerek beni aynalı camın öbür tarafındaki kendi makamına götürürdün sen. Gece indiğinde bana büyük şeref bahşedilir ve tapınağın kapıları açılarak karanlıkta parlar ve yavaşça secde ederdi çıplaklığın. Ve ben uyanarak Tanrı kutsasın diye fısıldardım. Ve bu kutsamanın cüretkarlığının tadını yaşardım. Sen uyurdun ve mavi gökyüzünün kapılarını çalardın rüyanda. Vücudunsa yatağın içinde dokunulmazlığının sıcaklığı ve buğusuyla hareketsizdi. Ve kirpiklerin de, ellerin de öyle, sıcak. Irmakların nabzı kristal üzerinde atar, dağlar tüter ve denizden serpintiler gelir. Sense avucunda tutardın o kristal küreyi. Bir tacın içinde uyurdun ve Tanrı şahidim ki benimdin sen. Sen uyanır ve insanoğlunun basit konuşma dilini yeniden yazardın. Ve insanın sözü gırtlağını yeni bir güçle doldurur. Ve sen sözcüğü yepyeni anlamlarını ortaya serer ve çar anlamına gelirdi. Yeryüzündeki her şey dönüşürdü. Hatta leğen, kova gibi basit şeyler bile. Ve o sağlam kaya aramıza bekçi gibi dikilip durduğunda bilinmeyen yerlere sürüklenip giderdik. Mucizevi şehirler önümüzde bir serap gibi dağılırdı. Kaderimiz elinde usura olan bir deli gibi arkamızdan kovalarken biz bulutların üzerinde yatardık yumuşacık. Ve kuşlarla yolumuz ortaktı sanki. Ve balıklar, ırmaklar peşimizden gelirdi. Ve gökyüzü alabildiğine uyanırdı gözlerimizin önünde.